ABD Meksika sınırında can pazarı. Atatürk Orman Çiftliği davasında karar. Barbie 60. yaşını kutluyor. Norveç elektrikli otomobilde lider. Irak'ta kadın sünnetiyle mücadele. Danimarka'da tren kazası. Yavuz Çetin'in satılık albümü plak olarak yayınlandı. Arnavutluk'ta şans oyunları yasaklandı. Güney Afrika'da 2. yılbaşı kutlandı. Yerel seçimlere 13 siyasi parti katılacak. 2. köprüde yeni düzenleme. Yeni internet paket fiyatları 2018 yılının hava ulaşımı karnesi. Seçmece Güncel Haberler Bülteni Haber Sörfü'ne hoş geldiniz. 3 Ocak 2018 Perşembe sabahından hepinize günaydın. Hadi bakalım başlasın Haber Sörfü. Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırında 376 göçmen hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü Kayıp Göçmenler Projesi'nin internet sitesinde ABD-Meksika sınırında hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin bir rapor yayınlandı. Raporda geçen yıl sınırı geçerken veya geçtikten sonra hayatını kaybeden toplam göçmen sayısının 376 olduğu kaydedildi. Bu kişilerden 138 yaşının ve cinsiyetinin tespit edilemediği belirtilen raporda kim bilir nasıl bulunduysa artık çok zor. Geri kalan rakamın da 214'ünün erkek, 20'sinin kadın ve 4 kişinin de çocuk olduğu bildirildi. Sitede 2018 yılında Amerika kıtası genelinde kötü şartlar nedeniyle göç ederken hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 512 olarak belirlendi. Mahkeme Atatürk Orman Çiftliği davasında kararını verdi. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki imar planı değişikliğine yargı izin vermedi. Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı dava sonucunda Atatürk Orman Çiftliği'nde spor alanı amaçlı olan değişikliklerin yüksek yoğunluklu yapılaşma içerdiğine ve alanın kimliğini bozacak nitelikte olduğuna dikkat çekti. Gazete Duvar'da yer alan habere göre mahkeme ayrıca yapılaşma koşulları açısından imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek söz konusu plan değişikliğini iptal etti. Barbie hiç göstermese de 60. yaşını kutluyor. Yarım asırdan fazla süredir raflarda yerini alan, zaman zaman ise tartışmalara yol açan Barbie, oyuncak endüstrisinde rekabete rağmen 150'den fazla ülkede her yıl 55 milyon bebek satmaya devam ediyor. İlk piyasaya sürüldüğü 1959 yılında 300 bin adet satarak oyuncak pazarına başarılı bir giriş yapan Barbie efsanesi zamanla daha da büyüdü. Farklı ırklarda, vücut ölçülerinde, mesleklerde geliştirilip çocukların beğenisine sunuldu. Bugün gelinen noktada ise Barbie artık bir oyuncaktan daha fazlası. 2018 senesinde başlatılan Dream Gap projesiyle Barbie genç kızlara kendilerine inanmaları ve toplumsal cinsiyetçi rollere bağlı kalmamaları konusunda destek oluyor. Yürü be Barbie. Norveç'te yeni araç satışlarının 3'te 1'ini elektrikli otomobiller oluşturdu. Medeni memleketler başka oluyor. Norveç dünyada kişi başına en çok elektrikli otomobilin düştüğü ülke durumunda. Böylece Norveç taşıt emisyonlarını sınırlamada küresel bir lider olma konusunda konumunu güçlendirdi. Norveç hükümeti elektrikli otomobil satışlarında önemli kolaylıklar ve kullanım süresince de vergi indirimi sağlıyor. Mesela elektrikli otomobil kullanandan 25 kuruş alıyorlarmış. Bizden nasıl poşetten alıyorlar ve medeniyetin seviyesi böyle işte belirleniyor. Benzin ve dizel motorlu arabaların vergi oranlarının arttırıldığı Norveç'te temiz enerjiyle çalışan araçlara ucuz park yeri, otobüs yollarının kullanılması ve yol geçiş ücretlerinin büyük çoğunluğundan muafiyet gibi olanaklar sağlanıyor. Kampanya böyle olur. Çevrecilik de böyle olur. Tabi biz çevreciliği sizden öğrenecek değiliz. Ey Norveç! Irak'ta kadın sünneti ile mücadele. 2018 verilerine göre 5 ila 49 yaş arasındaki kadınların %37'sinden fazlasının sünnetli olduğu Kürt bölgesinde halkı bilinçlendirmek için kampanya yürütülüyor. UNICEF'in 2014 yılında yaptığı araştırma Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde kadınların %58.5'inin sünnetli olduğunu ortaya koymuştu. 2018'de yapılan araştırma ile 5 ila 49 yaş arasındaki kadınlarda %37.5'e düştüğünü gösterdi. UNICEF'in çalışması kadınların sünnet edilmesini %75 oranında annelerin desteklediğini ortaya koyuyor. İlginç ya, hani insan der ki bari ya benim başıma geldi, çocuğumun başına gelmesin der ama maalesef işte. Danimarka'da tren kazası, 6 ölü 16 yaralı. Kaza Zeeland ve Funen adalarını birleştiren Büyük Kemer Köprüsü'nde meydana geldi. Yerel medyaya göre kazanın nedeni bir yük treninin üst kısmının şiddetli rüzgarda kopup karşı yönde ilerleyen ve başkent Kopenhag'a giden yolcu trenine çarpması ve trenin ani fren yapmak zorunda kalması. Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu bildiriliyor. Odense'den başkent Kopenhag'a giden trende 131 yolcu ile 3 görevli vardı. Bu arada ölü sayısının artmasından korkuluyor. En son bu sabah gördüğüm haberlerde. Dilerim yükselmez ölü sayısı. Yavuz Çetin'in satılık albümü plak olarak yayınlandı. Efsane satılık albümü plak olarak çıkmış arkadaşlar. Plak severler kaçırmasın. Hatta plak dinlemeyenler de bence bunu alsın. İleride çocukları dinler. Her geçen gün değerini daha iyi anladığımız
Şanssız gerçekten mücevher gibi bir albümdür satılık ve her geçen günde değeri artacaktır eminim. Arnavutluk'ta şans oyunları yasaklandı. Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yayını sırasında spor bahsine yönelik görsel ve işitsel reklamların da yayınlanması da yasaklandı. Arnavutluk Meclisi'nde geçen yıl 25 Ekim'de kabul edilen şans oyunlarının ülke genelinde yasaklanmasına yönelik yasa değişikliği bu yıl başından itibaren uygulamaya konuldu. İlgili yasa değişikliğiyle şans oyunları bağımlılığının engellenmesi ve bağımlılığa karşı etkin mücadele için uygun şartların oluşturulması amaçlanıyor. Güney Afrika'da ikinci yılbaşı kutlandı. Kölelerin yılbaşı kutlama günü olarak bilinen geleneksel ikinci yılbaşı festivali için on binlerce kişi ülkenin turizm kenti Cape Town'da bir araya geldi. Avrupalılar tarafından yüzyıllar önce uzak doğudaki sömürgelerden getirilen köleler her yıl 2 Ocak'ta ikinci yılbaşı kutlamaları düzenliyor. Ümit burnuna köle olarak getirilen insanların torunları olarak biz de bu geleneği devam ettiriyoruz demiş oradaki katılımcılardan biri. Hint ve Malay asıllı Güney Afrikalılar ve yerli siyahiler tarafından 150 yıldır 2 Ocak'ta kutlanan festival ülkenin en büyük festivaliymiş. Yerel seçimlere 13 siyasi parti katılacak. Bunu mutlaka ana akımda görüyorsunuzdur ama partilerin isimlerini merak ettim. Bazen böyle değişik isimler oluyor, hiç adını duymadığımız. AKP var, Bağımsız Türkiye Partisi var, Büyük Birlik Partisi var, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi. Kamyonet, minibüs ve panel van tipi araçlara FSM yolu açıldı. O zaman niye yasakladıydınız diyeceğim. Nedenini biliyoruz zaten. Hayırlı işler. Adil kullanım noktası kalktıktan sonraki fiyatların sıralı listesini Bir Gün Gazetesi'nin sitesinden görebilirsiniz. Yavaş ve ucuzdan hızlı ve pahalıya doğru internet paket fiyatlarını yayınlamışlar. Ben gerçi YouTube'daki videonun altına linki koyacağım ama siz daha erkenden birgün.net'ten bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Çünkü YouTube'un yüklenmesi bayağı bir zaman alıyor. 2018 yılının hava ulaşımı karnesi 15 kazada 500'den fazla kişi can verdi diye bir haber var. Aviation Safety Network'ün verilerine göre 2018'de 37 milyon 800 bin sefer yapıldı. 2.54 milyonda bir sefer kazayla sonuçlandı. Düşen 15 uçaktan 3'ünün Avrupa Birliği'nin kara listesinde olduğunu duyuran Aviation Safety Network her ne kadar rakamlar karamsar bir tablo çizse de uzun vadede uçuş güvenliğinin arttığını söylüyor. Küresel hava taşımacılığı açısından 2017 yılı ise kayıtların tutulmaya başlandığı 1946'dan bu yana en güvenli yıl olmuş. 2017 yılında yaşanan 10 uçak kazasında 44 kişi yaşamını yitirmiş. Şimdi tweetlere gelelim. Ozan Bingöl'ün güzel bir tweeti vardı. 25 kuruşluk poşete gösterdiğimiz hassasiyeti bir yılda ödediğimiz 536 milyar lira verginin nerelere harcandığı konusunda da gösterebilseydik keşke. Cem Toker'in bir tweeti var. Kaliforniya eyaletinde yeni yasaya göre evcil hayvan mağazalarında kurtarılmış hayvanlar dışında satış için üretilmiş kedi, köpek, tavşan satışı yasaklandı. Harika bir haber. NBC Washington'ın tweetini tercüme etmiş Cem Toker. Filiz Kerestecioğlu'nun bir tweeti var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrımcı deneme sınavı sorusu. Beşiktaş, Moda, Kadıköy'de yaşayan çocuklar ezan duymaz. Türklüklerini yaşayamazlar. Yok ya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sorduk demiş Filiz Kerestecioğlu. Gerçekten nedir bu Kadıköy'le, Moda'yla alıp veremediğiniz arkadaşlar ya? Biz sizi çok seviyoruz yani, gözünüzü seveyim. Yani burada Kadıköy kadar taş düşsün başınıza bile diyemeyecek kadar çok seviyorum sizi. Kimse artık bu fikirde olanlar. Öğrencisi tarafından okulda odasında katledilen Ceren Damar adına öğrencileri bir Twitter hesabı açmışlar. Oradan bilgiler paylaşıyorlar. Takip etmenizi tavsiye ederim. Mesela oradan atılan bir tweet şöyle. Hocamızın katil zanlısı şahıs bu. Fotoğrafını paylaşmışlar Hasan İsmail Hikmet'in. 2015 girişli, 1997 doğumlu, ailesi emekli polis, okula her zaman bıçak gibi aletlerle girerdi. Tedbir alınmadı. Yolun açık olsun Ceren Damar. Yolun açık olsun. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Gerçekten çok zor. Her gün burada kadına şiddet diyoruz ama bu adamları engelleyemiyoruz maalesef. Evet, bir haber sörfünün daha sonuna geldik. Yarın sabah yine 8.15'te Periskop'ta canlı yayında görüşmek dileğiyle. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğeniyorsanız paylaşmayı, eğer yorumlarınız varsa eyvallah. Ya 10 dakikadan uzun tutmamaya çalışıyorum ki insanlar sıkılmasın. 10 dakika içinde insanlar en azından gündeme dair, birazcık daha farklı bir gündeme dair, genel kültürü zenginleştirici bir gündeme dair fikir sahibi olsunlar diye. Yorumlarınız varsa çekinmeden yazmayı ama en önemlisi seviyorsanız söylemeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun. Yarın sabah görüşürüz.